Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine şöyle tek renk siyah yazma üzerine Dürdane Bıyık Hanım'ın Instagram üzeri gönderdiği, yapılmasını istediği modeli hazırladım. Şöyle modeli göstereyim arkadaşlar. Evet, Dürdane Hanım'ın bizden istediği model bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın yakın plan. Şöyle tutayım. Tamamdır arkadaşlar, şöyle netlik kazansın. Ve bir de şöyle ışıkta da tutayım. Renk açısından. Modeli özellikle arkadaşlar bu şekilde ilmekleri böyle meyve suyu pipeti ile yaptım. Biraz daha böyle sallantılı hali gözüksün diye şöyle bakın. Trabzanları da duta benzesin diye biraz daha 5 yerine 6 sık iğneden hazırladım. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın renkleri de çok güzel birbirine açtı. İnşallah bu güzellik kameraya da yansıyordur. Çok hoş ve zarif bir model hazırladım size. Evet, modelimiz bu. Şöyle modelimizin anlatım kısmına geçelim. Nasıl yapıldığını tarif edelim arkadaşlar. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda püf noktalarıyla mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi çimen olarak sadece bu ilmek ve sık iğneli trabzanları yapacağız arkadaşlar. Aparatör olarak da meyve suyunu kullanacağız. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın. Şöyle bir zincirimi çektim. Sık iğne ile sabitledik. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirden sonra tığımızın başını 2 defa dolayıp 1, 2, 3. tığ battıya 1, 2, 2 ve 2. Trabzanı yaptık. Bir zinciri tepe noktasına çektim ve buraya aparatımı taktım. Şöyle. Tığımızın başını bir defa doluyorum. Bu püf noktasıdır arkadaşlar. Şöyle trabzanlar fazla ayrılmıyor bu şekilde. Sık iğne yaparsak bakın. 6 tane trabzan buraya sık iğne yapacağız. Şöyle görmeniz için tutuyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane. 7.'yi de tığ battı, trabzan yaptığımız aynı tığ battının içerisine sabitliyorum. Ve şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 1-2 tane tığı doladım. 1-2 3. tığ battının içerisine girdim. 1-2-2-2 Bir zincir çekip ipimi uzattım. Şöyle. Bakın dediğim gibi sadece bu sık iğneli trabzanlardan oldu. Aynı işlemi buraya da yapıp buraya da 6 tane sık iğne yapacağız. Buradaki püf nokta arkadaşlar bir defa tığı doladım ve bakın şu trabzan da gerdirmeyecek, iki tığ battının enliliğinde oluşacak. Evet. Şöyle bu bir. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğneden sonra 7.'yi aynı tığ battının içerisine yapıyorum. Şöyle. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. 2 defa tığı doladım. 3. tığ battının içerisine 1, 2, 2 ve 2. Bu şekilde trabzanı hazırladım. Dibine bir zincirimi çekip ilmeğimi taktım. Bakın. Bu kadar kolay ve güzel oluyor arkadaşlar çimen kısmı. Bir defa tığı dolayıp şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığ battının içerisine de 7. sık iğnemi yapıyorum. Şöyle yeter sanırsam arkadaşlar, anlaşıldı. Sökülmesin diye şuraya da 2-3 tane zincir çekeyim. Bakın bu şekilde oluşuyor. Devam edecek çimeni. Aparatımı çıkardım arkadaşlar. Bakın şu gerdirme işlemi asla olmayacak. Şöyle bu sayılarda verdiğim püf noktalarında da yaparsanız güzel bir çimeniniz olacak. Evet. Şimdi dutlarımızı bu ilmekler üzerine yapalım. Evet, şöyle dutlarımızı hazırlamak için başlıyoruz. İlk ilmeğin arasından tığımı geçiriyorum. İkincisini de arasından tığımı geçirip şöyle buraya bir sık iğne yapıyorum. Evet, sabitledik. İlmekleri yuva ediniyoruz. İkisini birbiri içerisine geçirip 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım ve yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle bir, şöyle 2. Fazla uzatmamak için sıkı sıkı çekiyorum. Arasında boşluk olmasın. 4 zincir çekiyorum. İpinizi güzelce esnetin arkadaşlar. Arasına, trabzanın arasına tomurcuğumu kapatıp geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5. 6. sık iğneyi yuvada yapıyorum. Trabzanın ara kısmına 5, yeşil yuvanın içine de bir tane yapıyorum. Şöyle ilmekleri göstereyim arkadaşlar. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Ters çevirdim. Bakın bu trabzanı kapattığımız yerin hemen yanındaki sık iğnenin arka kısmından şöyle tomurcuğu boş bırakıp yanındaki sık iğneden 5 zincirimi kapatıp 3 tane zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. 2 defa tığı doladım. 5 zinciri şöyle yuva edinip, bakın fazla uzatmıyorum. Büyük olmaması için 2, 2 ve 2. Buraya yine bir trabzan oluşturup aynı işlemi yapacağız. 4 zincirimi çektim. Kapattım. Bu şekilde. Şimdi 5 tane sık iğne. Bu 1, 2, şöyle çıkarıp 2, 3, 4 ve 5. Şöyle 6.'yı bu zincirin içinde yapıyorum. Yine 5 zincir ters çevirdim. Bu kapattığımız noktanın hemen yanından giriyorum. Şöyle sabitliyorum 5 zincir. Evet. 3 zincirle yine düz yüzüne döndüm. Şöyle. 3. sık iğneli trabzanı buraya yapacağız. 2 defa tığı doladım. 5 zincirli yuvaya girip 1, 2, 2 ve 2. Hemen 4 zincir kapatıyorum. 4 zincirimi bu şekilde 1 2 3 4 ve 5. Altıncıyı yine yuvada yapıp evet yukarı çıkma işlemini bitirdik. Bakın yukarı doğru 3 tane sık iğneli trabzan ve 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girip 1 2 2 ve 2. Şimdi 4 zincirden buraya tomurcuk yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 ve 5. Altıncıyı zincirin içerisine kapattım. 2 defa tığı doladım. Bu yeşil yuvanın içerisine girip trabzan yapacağım. 1 2 2 ve 2. Bakın trabzanı hazırladık. Aynı işlemi yapalım. 4 zincirden yuvamızı ve geriye kalan yere de 6 tane sık iğne olacak. 2 3 4 5. Altıncıyı bu yeşil yuvada ilmeğin içerisinde yapıyorum. Bakın yavaş yavaş şöyle yaptık. İpimizi koparalım. Şimdi evet inşallah anlaşıldı arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey olursa şöyle videoyu durdurup tekrar izlerseniz olur. Şöyle sallantılı bir oy olduğu için şu ipi yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Evet tamamladık. Şöyle çok da güzel oldu arkadaşlar. Renklerde siyah zaten her renk çok güzel açıyor bu şekilde. Şöyle tek tek de göstereyim bakın. Evet gerçekten şöyle teker teker yakın plan. Çimeni zaten kolay. Şöyle üzerine de bu şekilde tek tek dutları takınca şahane bir güzellik çıkıyor karşıya arkadaşlar. Şöyle tek tek göstereyim dedim ama arkadaşlar bu şekilde tek tek bu kadar oluyor. Hoş ve zarif model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Şöyle duruşu sallantılı hali de bu şekilde böyle salkımlı oluyor. Trabzanlarını da dediğim gibi o yüzden şöyle salkımlı dursun diye böyle 6 taneden yaptım arkadaşlar 5 yerine. İpinizi esnetip inciterek yapınca şöyle sil bir sil bir bakın. Hoş bir oya oluyor. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.